İddia ediyorum bugün inceleyeceğim ürüne dair YouTube'da hiçbir şey yok. Ne Türk kaynaklı ne yabancı kaynaklı gerçekten de hiçbir bilgi yok arkadaşlar. İnceleyeceğimiz ürünün muadilleri ve incelemeleri YouTube'da var ama bugün inceleyeceğimiz kablosuz yaka mikrofonunu ilk biz inceliyoruz. Vay be ne gurur ama değil mi? Biliyorsunuz ben kanalda toplamda 2 tane kablosuz yaka mikrofonu inceledim. Bunlardan bir tanesi 200 TL, bir tanesi de 2000 TL'ydi arkadaşlar. Aralarında gerçekten de inanılmaz bir fiyat farkı var. Bugün de onların arasına yerleşecek. Yani fiyat performans mı yoksa sadece geri iade edilecek bir ürün mü bakacağız. Kendisinin markası Apera diye geçiyor ama bu Trendyol'daki satıcının ismi de olabilir. Çünkü kutusunun üzerinde herhangi bir Apera yazısı falan yok. Neyse fiyatını söylemedim önce onu söyleyeyim. Bu inceleyeceğimiz yaka mikrofonu kablosuz ve 750 TL. Yani 749 TL ama 750 TL diyebiliriz. Kendisi tamamen Çin menşeli yani Çin'de üretilmiş. Modeli SX9 diye geçiyor. Bir alıcı ve bir vericiye sahip yani tekli bir mikrofon. Ben mikrofonun testlerini daha öncesinde yaptım tabii ki de. Hatta bakın test bölümünün kurgusunu ve çekimini bile bitirdim. Şimdi kutusunu açacağız. Teknik detaylardan maalesef bahsedemeyeceğim çünkü mikrofona ait hiçbir teknik detay yok. Sadece kutusunun üzerinde yazan verilerden falan bahsedebileceğim. Öncelikle mikrofonumuzun kutusunun sağına soluna bir bakalım. Şu kenarında bir tane SX9 yazısı var. 3,5 milimetrelik mikrofon ve kulaklık takabildiğimizi ve iPhone'la uyumlu olduğunu yazmışlar. Benim bir iPhone'um olduğu için tabii ki de iPhone uyumlu aldım. Ama mikrofonumuzun Type-C uyumlu versiyonu da mevcut. Onu da söyleyeyim. Diğer tarafta da mikrofonumuzun kullanım alanlarından bahsetmişler. Arka tarafında yazan teknik detaylarda şöyle diyor arkadaşlar. 5 ms'lik bir gecikme değeri mevcutmuş. 20 metrelik bir çekim mesafesi varmış. Arada herhangi bir engel olmadığında 20 metre. Yani 750 TL'lik bir mikrofon için 20 metrelik çekim mesafesi ideal diyebiliriz. Bunu podcast, uzun video, kısa video gibi şeylerde kullanabilirsiniz diye söylemişler. Kendisi herhangi bir aplikasyon ve uygulamaya sahip değil. Tak çalıştır mantığıyla çalışıyor. Full şarjdayken 10 saat boyunca kullanabiliyormuşuz. Ben bu teknik detaylardan bahsederken neden aynı zamanda kutudan da çıkartmıyorum? Şöyle açalım hızlıca. Evet. Gördüğünüz gibi mikrofonumuzun kutusu böyle arkadaşlar. Herhangi bir taşıma çantasıdır. İşte şu Yulanzi J12'de olduğu gibi powerbankli kutudur falan gibi şeyleri bunda aramayacağız maalesef. TX ve RX olarak iki tane plastik parçamız çıkıyor içinden arkadaşlar. Üst tarafta TX yazan mikrofon, RX yazan da alıcımız. Kendileri yapı itibariyle Rode'un kablosuz mikrofonlarına benziyor ama malzeme kaliteleri tabii ki de alakasız. Şöyle ikisini de kutusundan çıkarttım. Ben zaten ekrana ufak tefek detay görüntülerde giriyor olacağım. Mikrofonun sağını solunu hep birlikte görmüş olacağız. Mikrofonumuzun üst tarafında sesi alabilmesi için bir mikrofon bölümü. Sol tarafında açıp kapama tuşu ve sesi yükseltip alçaltma tuşlarımız. Sağ tarafında bir tane harici şekilde mikrofon bağlayabileceğimiz 3,5 milimetrelik giriş ve şarj edebilmemiz için bir Type-C alanı bulunuyor. Ön tarafında da farklı ışıklar bulunuyor. Mikrofonumuzun bir seviye gürültü engelleme modu, eko modu ve mute modu bulunuyor. Şu üstte yanan led bölümü alıcıyla bağlı olduğu anlamına geliyor. Yan tarafındaki ledde de pil durumunu görebiliyoruz. Pili henüz bitme seviyesine gelmedi ama bittiğinde büyük ihtimal ya da azaldığında kırmızı şekilde falan yanacak ya da orada bir ışık yanıp sönecek. Şimdi birazcık da alıcımıza bakalım arkadaşlar. Onda da aynı şekilde ön tarafta led ışıklar bulunuyor. Alıcımız üzerinden sadece ses ayarını açıp kapatabiliyoruz. Bunun üzerinde de aynı zamanda bir tane harici kaynak yani kablolu mikrofon takabileceğimiz bir bölüm ve cep telefonumuzla bağlayabileceğimiz bir Type-C alanı bulunuyor. Bu Type-C alanından cihazı aynı zamanda şarj da edebiliyoruz. Şimdi mikrofonlarımı bir kenara bırakıyorum ve hızlıca kutu içeriğini göstereyim size. Yine ekrana detay görüntüler geliyor olacak. Kutunun içerisinden bir tane bir ucu Type-C, bir ucu Lightning örgü kablo çıkıyor. Bu kablo aracılığıyla alıcıyı bağlıyoruz ve Lightning alanında cep telefonumuza takıyoruz ve mikrofonumuz kullanıma hazır hale geliyor. Bu orta seviye kablosuz mikrofonumuzu aynı zamanda DSLR kameralarımızda da kullanabiliyoruz. Onun için de bir tane AUX kablomuz çıkıyor içerisinden. Ve son olarak iki tane Type-C çıkışlı bir tane de USB girişli kablomuz çıkıyor. Bu ikili kablo sayesinde de alıcı ve vericiyi aynı anda şarj edebiliyoruz. Kutunun üzerinde mikrofonların toplamda kaç saatte şarj olduğuna dair herhangi bir bilgi yazılmamış. Ama full şarjdayken dediğim gibi 10 saat boyunca kullanabiliyorsunuz kendilerini. Şimdi bahsetmek istediğim ufak tefek detaylar var. Bu her ne kadar bir mikrofon olsa da buna harici bir kaynak bağlayarak bunu belinize takıyorsunuz. Şu 3,5 milimetrelik alana da şöyle elimde olduğu gibi bir tane kablolu mikrofon takıyorsunuz ve
harici kaynaktan ses almış oluyorsunuz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bende 3 tane kablolu mikrofon var. Üçünü de denedim. Hiçbir şekilde harici kaynaktan ses alamadım. Mikrofonumuz sadece kendisinden ses alınmasına izin veriyor. Ama alıcımıza kablolu bir kulaklık bağlayabiliyoruz. Bu gerçekten de güzel bir özellik olmuş. Özellikle mikrofonun 750 TL olduğunu düşünürsek, üzerine bağladığımız kulaklıktan mikrofonun aldığı sesi duyup ayarlarını buradan yapabilmek gerçekten de çekim esnasında bize kolaylık sağlayacaktır. Çünkü mikrofon fiyatı itibariyle çok da kaliteli değil. Full sese aldığınızda çok patlamalar oluyor. Ben bunun ideal ses ayarını bulana kadar gerçekten çok uğraştım. Alıcının üzerinde yanan ışıklardan anladığım kadarıyla sesi 3 seviyeli şekilde arttırıp azaltabiliyoruz. Ben bunu denemeden test bölümünde size mikrofonumuzun 4 farklı ses yükseklik modu var diye söyledim. Ama ışıklardan anladığımız kadarıyla dediğim gibi 3 farklı yükseklik modu var. 3'ü aldığınızda, yani en yükseğe aldığınızda ses gerçekten de patlıyor. O yüzden 2 veya 1. seviyede kullanmanız gerek. Ben 2. seviyedeyken az önce 2-3 tane reels çektim. Sesleri de kontrol ettiğim kadarıyla gerçekten de idare eder seviyede. Neyse, ben burada size ne kadar anlatsam boş. Hızlıca dışarıda yaptığım testleri izleyelim. Daha sonrasında da yorumlarımla tekrar birlikte olacağız. Evet, şimdi dışarıdayız ve mikrofonumuzu test edeceğiz. Ben kutusuyla birlikte benimle getirdim. Kutusunu tekrar göstermeyeceğim, zaten videonun başında gördünüz. Yakamdaki mikrofon da bu arada daha önceden incelediğim Yulan ZJ12 kablosuz mikrofon. İncelediğimiz mikrofonun öncekinden tek farkı ikili olmaması. Sadece bir alıcı ve bir verici ile geliyor. Ama Yulan ZJ12 iki verici bir alıcı ile geliyordu. Bu videoda aslında bu zamana kadar kullandığım mikrofonla aralarındaki farkları da size ses olarak dinletmek istiyorum. Şimdi telefonuma zaten Yulan ZJ12 takılı ama onu bir çıkartacağım ve şu SX9 adlı mikrofonu takacağım. Aradaki farkı ve çekim mesafesi, işte gürültü engelleme özelliği, ses yüksekliği falan, onları hep birlikte duyacağız. Evet, şimdi yakamda yeni aldığım mikrofon var arkadaşlar. Telefonla aramda yaklaşık 1,5-2 metre bir mesafe var. Dışarıdan da bir araba geçiyor bu arada. Böyle bir gürültü duyuyorsunuz. Zaten gürültü engelleme modunu da şimdi deneyeceğiz. Ben bundan önce bir tane video çekmiştim. Konuşmalı bir video. Onda mikrofonun ses ayarını tam oturtamadığım için kurguda seslerin birazcık patladığını fark ettim. Sonrasında evde kendim deneye deneye mikrofonun en iyi ses ayarını bulmaya çalıştım. Zaten alıcı üzerinden de sesin yüksekliğini ve alçaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Mikrofon üzerinden de gürültü engelleme modunu açıp kapatabiliyorsunuz. Yani herhangi bir teknik detay bulamadım ben bunlar hakkında ama birazcık deneye deneye göreceğiz. Mikrofonun üzerinde bulunan en üstteki tuşa bir kere basıyorum. Işığım ortada yanmaya başladı. Yani bu da demek oluyor ki gürültü engellemenin 1. seviyesinde falanız. Ses de bu şekilde geliyor. Dışarıdaki şu an hiçbir gürültü yok gerçi ama dışarıda bu şekilde bir ses duyuyorsunuz. Tekrar basacağım o tuşa ve 2. seviye gürültü engellemeye geçmiş olması gerekiyor. Şimdi de 2. seviye gürültü engelleme modunda olması gerekiyor arkadaşlar. Başta söylediğim gibi alıcı üzerinden mikrofonun ses seviyesini, yani yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Bunu mikrofon üzerinden de yapabiliyoruz. Şimdi gürültü engelleme özelliğini kapattım ve mikrofonun şu an kendi sesini duyuyorsunuz. Yüksekliği ve alçaklığıyla oynamak istemiyorum. Çünkü en ideal ses ayarı bu. Ses seviyesi kaç kademeli artıyor diye merak ediyorsanız büyük ihtimalle 4 seviye falan artıyor. Bu arada kutu açılışı sırasında da söyledim. Mikrofonun üzerinde harici bir ses kaynağı, yani mikrofon takabilirsiniz. Geleceğiniz bir bölüm de bulunuyor. Ama ben benim elimde bulunan 3 tane kablolu mikrofonu da denedim. Hiçbirinden sonuç alamadım. Alıcı üzerindeki kulaklık girişine kablolu bir kulaklık taktığınızda mikrofonun aldığı sesi oradan görebiliyorsunuz ve ses alçaklığını, yüksekliğini ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Ama mikrofon olayına geldiğimizde sadece yakanızdaki mikrofonu kullanmanız gerekiyor. Harici şekilde bir mikrofon taktığınızda onu görmüyor. Şimdi ben birazcık kameradan uzaklaşacağım. Dediğim gibi aramda 2-3 metre var. Mikrofon zaten 20 metreye kadar ses alıyor. Çok da bir iddiası yok o konuda. Şöyle birazcık gidiyorum. Telefonu arkam dönük. Beni görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bayağı uzaktayım şu an. Bir 5-6 metre var aramda. 20 metre gittiğimde büyük ihtimal beni görmeyeceksiniz ama gidiyorum yine. Gittim. Şöyle umarım çamura da basmam. Şimdi de yaklaşık aramda bir 8-9 metre falan var. 20 metre gidersem kamerayı çaldırırız diye düşünüyorum. O yüzden 20 metre gitmeyeceğiz arkadaşlar. Yani sesle herhangi bir kesilme oldu mu olmadı mı ben de kurguda sizinle birlikte göreceğim. Bu arada şunu da ekleyeyim. Kutu açılışı bölümünde yine söyledim ama mikrofonumuz için herhangi bir dead cat, yani rüzgar önleyici filtre çıkmıyor. Bunun da sebebi filtresinin içinde zaten bir tane kumaşımsı bir şey koymuşlar. O da dışarıdaki gürültüleri engelliyormuş falan filan yerseniz. Kutusunun içerisinden bir tane de dead cat çıksa güzel olurmuş. Bunu da bir eksiklik olarak sayabiliriz. Mikrofonumuzun dışarıdaki ses performansı bu
bu şekildeydi. Şimdi tekrar stüdyoya dönelim. Evet, testleri izlediniz. Ben en ideal ses ayarını kullandığımı düşünürken yine dışarıda bir patlama falan olmuş. Onları da yine kurguda gördüm maalesef. Ama videonun başında dediğim gibi ikinci veya birinci seviyede kullanırsanız gayet de dışarıda video çekebilirsiniz. Evde yine böyle benim gibi stüdyo ortamında video çekebilirsiniz. Çok çok kaliteli bir ses almasa da fiyatına göre gerçekten de iyi ses aldığını söyleyebilirim. Çünkü bir mikrofonda dikkat etmeniz gereken en önemli şey gürültü engelleme modunu aldığınızda sesinizde ne kadar bir dijitalleşme oluyor ve videoda söylediğiniz S ve F harflerini ne kadar doğru şekilde duyuyor. Profesyonel kablolu veya kablosuz mikrofonlara baktığımızda S ve F harflerini kaliteli şekilde duyduğumuzda mikrofonun kaliteli olduğu kanısına varabiliriz. Tabii ki de bununla ilgili çok fazla detay var ama ben size en anlatılabilecek ve en basit versiyonuyla anlatmaya çalıştım. Bu mikrofonu alıp incelemesini yapacağım dediğimde Instagram'dan bana gerçekten de çok soru geldi. Çünkü bir ürün inceleyeceğimde ilk önce oraya story atıyorum ve ürünle ilgili hızlı şekilde sorular geliyor. Gerçekten de çok soru geldi arkadaşlar, bunu söyleyeyim. Eğer bana soru soran arkadaşlar şu an bu videoyu izliyorsa daha önce hiç profesyonel yakın mikrofonu kullanmadılarsa bu mikrofonla başlayabilirler. Mikrofonumuzun eksi özellikleri de var tabii ki. Videonun başında dediğim gibi harici bir kaynak bağlayamıyorsunuz ve mikrofonumuzun satışı sadece tekli yapılıyor. Bunun ikili versiyonu yok. Versiyon olarak sadece Type-C ve Lightning diye ayırmışlar. İkili veya tekli şekilde satılmıyor maalesef. Diğer bir eksi yönü de dediğim gibi şu Yulanzi mikrofondaki gibi bir powerbank kutusu olabilirdi. Mikrofonlar bunun içinde şarj olurdu falan. Ama onlar bize sadece taşıma çantası olarak şöyle bir opsiyon sunmuş. Bu da mikrofonları korunaklı şekilde taşımanızı sağlar tabii ki. Ama kutusuna koyduğumda bir şarj olma olayı aradım ben. Çünkü Yulanzi mikrofonun kutusunu full şarj ettiğimde mikrofonları 2-3 kere doldurabiliyor. Ama bunları şarj etmediğimde ve şarj olmadığında çekim esnasında direkt patlıyorum. Zaten ben bunu çok profesyonel işlerimde kullanmam büyük ihtimal. Belli bir süre YouTube videolarımı çekerken kullanacağım. Daha sonrasında da belki değiştiririm. Ve belki de çok dandik çıkacak, bilmiyorum. 2-3 video sonra bozulabilir de. Ama ses performansı itibariyle ben gerçekten beğendim. Dediğim gibi daha önce hiç profesyonel yaka mikrofonu kullanmadıysanız gidip Rode, Saramonic ya da başka marka pahalı mikrofonları almanıza gerek yok. Böyle uygun fiyat adlı bir mikrofonla başlayabilirsiniz. Daha sonrasında zaten işlerinizi büyüttüğünüzde mikrofonun size yetersiz geldiğini fark edeceksinizdir. Sonrasında Boya markasıyla başlayıp Saramonic ve Rode diye işleri büyütürsünüz zaten. Belki satın almak istersiniz ve satıcıya daha farklı sorular sormak istersiniz diye mikrofonun satın alma linkini açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Instagram hesabımda da her gün farklı farklı bilgi içerikleri paylaşıyorum. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın. Ayrıca bu serinin bir adı da olacak. Siz almayın diye ben aldım. Önceki videoda isim konusunda düşündüğüm söylemiştim. Artık böyle uygun fiyatlı ürünleri incelediğimiz serinin adı siz almayın diye ben aldım olacak. Bu bölümün daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala destek olmak amaçlı abone olup şu an izlediğiniz videoya like atabilirsiniz. Ki ben de daha fazla ürün satın alıp sizlere deneyimlerimi aktarayım. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki ürün inceleme videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.